Herkese merhaba, ben Atakan. Artekin oyunlarında yepyeni seri Game Dev Tycoon'a başlıyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Deadlight serimiz de sona geldi ve onun ardından Game Dev Tycoon'a başlıyoruz arkadaşlar. Seri oynamamızda çıkan ikinci oyunumuzdu kendisi. Bir oyun programcısı olarak oyun kültürünün geçmişinden geleceğe doğru bir yolculuk yapacağımız bir oyun tasarımı oyunu. Ben de çok seviyordum. Zaten seri oylamasında da birinci Long Dark ve ikinci de Game Dev Tycoon'du. Ve şimdi başlıyoruz. Devam etmek için tıklayınız dedi. Hoş geldiniz. Game Dev Tycoon'a hoş geldiniz. Teşekkürler. Hoş bulduk kardeşim. Eyvallah, saygılar. Bu isim... Bu iş simülasyonunda zamanında geri gittiğinizde PC devriminin başından kendi oyun geliştirme şirketinizi başlatacaksınız. Önümüzdeki 35 yıl içinde kendi şirketinizi kurabilir, en iyi satan oyunları yaratabilir, hayran kazanabilir ve pazarın lideri olabilirsiniz. Kesinlikle. Pazarın lideri olmak için ne yapıyoruz? Assassin's Creed oyunu yapmıyoruz abi. Böyle rezil bir Ubisoft firmasını çökerteceğim geçmişinden. Direkt saldıracağım. Maceranıza başlamadan önce kuracağınız şirketi bir isim vermelisiniz. Tamam. Firma adı. Artek Company. Artek Modern Company. Modern Company. Oyuncu adı tabii ki de Atakan. Aa, kız seçeneği de mi eklenmiş? Oo, tip seçiyoruz ha. Şekiller. Böyle mi yapsam? Yoksa böyle mi yapsam? Şöyle güzel bir tip seçsek. Zenci istiyorum ama zencileri de kötü yapmışlar. Şu. Ve böyle. Okey midir? Tamamdır. Devam et. Oyunu satın al. Şimdi proje yok diyor. İşte depomuz burası. Yeni bir oyun geliştir seçeneği var. Burası ofisimiz. Burası biziz ve geliştirmeye başlamadan önce oluşturmak istediğin oyunu türüne karar vermek ve oyununa bir isim vermek zorundasın. Ayrıca oyunun hangi grafik teknolojisini kullanması gerektiğini seçebilirsin. Tamam. Seçelim abi. Seçebileceğin seçenekler başlangıçta sınırlı ama biraz deneyime sahip olduktan sonra yeni seçeneklerin kendini açabileceksin. Tamam. Oyun. İlk yaptığım oyun ne olsun abi? İlk yaptığım oyun... Mario olsun. Mario. Atari'den aklıma geldi. Konu seç. Zombiler, hastane, korsan, okul. Korsan mı olsa? Zombiler de olabilir. Mantar falan var. Yürüyen mantar. Tür, aksiyon, macera, rol yapma, simülasyon, strateji. Yani macera. Platform. Geliştirici maliyeti 20.000'miş. Commodore 64'te. PC'ye yaparım daha ya abi. Gelecek PC, bunu değerlendirmek lazım. PC'ye ilk oyununu çıkarıyoruz biz. Metin tabanlı değil, 2D grafikli çok güzel bir oyun olacak. Geliştirmeyi başlat. Mario hadi. Oyun yaratımı 3 bölümden oluşur. Her aşamanın başında hangi alanlara odaklanmak istediğini seçebilirsin. Doğru odakları seçmek sana ekstra puan kazandırır. Tamam. Oyun için hangi alanların önemli olduğunu düşün. Daha az önemli olan alanların odağını düşür. Daha detaylı bilgi almak istiyorsan lütfen yardım edin. Tamam. Motor, oynanış, hikaye ve görevler. Bunların hepsi eşit olmalı. Çünkü oynanış önemli. Bunların hepsi eşit olmalı. Başlamıştır. Teşekkürler. Tamam. Vay, ne kadar çok puan üretirsek oyun o kadar iyi oluyormuş. Tamam. Aa, buglar çıkıyor. Oyun bugları. Şimdi
Diyaloglar bölüm tasarımı yok şimdi. Diyalog yok. Diyalogları düşür. Bölüm tasarımına aban. Yapay zekaya da aban. Da yapay zekayı böyle tut. Bölüm tasarımı çok şey önemli. Mario sonuçta bölüm tasarımı önemli. Genel anlamda şey özellikler ekliyormuşuz falan. Oyunu tanımlarken ayrıca grafik çeşidini seçeceksin. Vay. Tamam. 2D grafik, temel sesler, okey. Dünya tasarımı güzel. Ses seviyesi çok düşük kalsın. Ama dünya tasarımı yükselsin, grafikte şöyle kalsın. Tamam. Zombili Mario, tarihin ilk Mario'su. İlk oyuncusu yazılım tamamlandı. Bitir butonuna basarak oyunu yayınlayabilirsin. Ancak bu hataları ayıklamadan yapmamalısın. Tabii ki de hataları yapması lazım. Hataları düzeltmeden oyunu yayınlamak oldukça büyük bir sıralama kaybına yol açacaktır. Ve eğer gerçekten paraya sıkışmadıysanız bunu yapmamanızı öneririz. Tabii ki de yapmayacağım. Hatalar gidiyor. 34.000 nakitimiz var. Yıl 1, ay 3, hafta 2. Aa, bitir. Hata 0. Oyunun gelişim artık tamamlandı. Oyun tasarlarken deneyim puanı kazanırsın ve yetenek puanların gelişir. Gelişim tamamlandığında kazanılan deneyim ile alakalı bir bilgi. Ooo, tecrübe kazandı. Yeni konu, yeni combo. Seviye 1, motor, oynanış, hikaye, diyalog. Yapay zeka, dünya tasarımı, grafik. Ses. Atakan. Ses mi Atakan? Çöp oyunu mu? Oyunu yayınlayacağım tabii ki de ya. Güzel bir oyundu bence. Yani bence güzel oyundu. Tamam, güzel. Satışları yakında göreceğiz diye. Hadi incelemeleri göster bana. Ne? Nasıl felaket abi, kötü mü? Abi, Zombili Mario dünya tasarımı falan platform. Abi nasıl olur ya? Diyaloglar konusunu unutmamalı. Lan dinle diyaloğu lan, Mario lan bu. Mario lan bu, Allah kahretsin sizi ya. İşte çağın cahilleri bunlar arkadaşlar. Cahil bunlar. Allah'ım 1-1-2-2-1. Yazıklar olsun ya. Oyun raporu oluşturmak için bu mesajı kapayın ve ekranın herhangi birine tıklayın ve menüyü açın. Abi ya, 31 bine bana maliyete şey oldu ve aldığı puan 1. 1.5 diyor ya, 1.5 diyor. Allah cezanı versin. 1.5 diyor ya, 1.5. 1.5 diyor bana. Aa, haberler. Parayla haber yaptırıyoruz. İlk haftada 1169 adet sattı. Kaç para kâr etti bana? Güzel. Ne kadar satıyor? Oo, 2000 sattı. Oo, güzel satıyor. Güzel. Zombi ve macera kötü... Nasıl zombi macera kötü kopya? Allah cezanı versin. Sen Telltale Games'i bilmiyor musun? Cahil! Ha, Walking Dead'i bilmiyor musun? Bu Allah sana kahretmesin ya. Allah'ım ya. Oyun raporları daha fazla araştırma puanı ve yeni anlayışlar kazanmak için mükemmel bir yoldur. Her çıkarttığın oyun için bir rapor yaratmaya değer. Şimdi ilk oyun raporunu bitirdiğine göre araştırma menüsüne bakmak iyi fikir. Araştırma menüsünü açmak için bu mu açmak? Mesajı kapayın ve sonra aksiyon menüsünü görmek için ekranda herhangi bir yere tıklayın. Tamam. Mario'dan da güzel satışlar geliyor he. Araştırma. Yeni özellik açmak için falan kullanılır. Tamam.
Tamam. Yeni konu. Bence yeni konu açalım. Dans, avcılık, süper kahramanlar, askeri. Bence süper kahramanlar. 10 araştırma puanı. Oo, Mario 3600, 3700. 3800 sattı, satışlar gidiyor, düşüyor tabi artık. Piyasadan silindiği için yavaş yavaş. Tamam, teşekkürler koçum. Tamam, şimdi. Oyun geçmişi. Mario. Maliyet 31.000 gelir, 30.000. Kötü oldu işte. Zarar 1.000, zarardayız ya. Böyle bir şey olamaz ya. Yani. Ama hala satıyor değil mi? Aynen, şu an kârdayız mesela. Zararda... Hala zararda mıyız? Kâr, ben 139 kârdayız, tamam. Şimdi yeni oyun geliştir. Oyun 2 konu seçelim. Süper kahramanlar. O zamanlar ne modaydı? Örümcek adam Superman. Superman ve Kripto. Yok, olmaz. Superman ve uzaylılar. Superman ve Superman dünyada. Superman kayıp çocuk. Kayıp. Kayıp çocuk. Oyunlara isim vermek bazen zordur. Vay, tabii ki de kesin. Şimdi aksiyon macera rol etmesi lazım, strateji. Aksiyon. Aksiyon olsun. PC olsun. De yapacağız abi. PC'ci bir firmayız. İki de grafikler tabii ki de. O bildi oradan girdi. Hadi bakalım. Mario pazardan çekildi. 4458 kadar satıldı. 31 ürün kazandırdı. İşte ha. Yani. İleride Steam'e tekrar koyarız biz bunu. Exented Edition falan diye kitleriz onu. Sen rahat ol. Şimdi. Hikaye. Baban. Oynanış. Motor. Ben hepsini aban ya. Hepsi üst seviye, üst seviye. Hepsi üst seviye olmalı. Yakın zamanda yapılan pazar araştırmasına göre Commodore 64 PC'ye göre çok daha fazla satıyor. Alıcılar daha düşük fiyatı, daha kullanışlılığı ve istek konumunun yapılandırmasını diğer ev bilgisayarlarını tercih ediyor. Oğlum ileride lan yanacaksınız lan. Ateş olursunuz oğlum, ateş lan ileride bilgisayar. Bilmiyorlar bunlar, cahiller ya. Ya bunlar cahil. Allah sizi kahretmesin, bunlar cahil insanlar. Uzmanların dediğine göre bu donanım üreticilerinin rekabetinin sonu demek. Ya nereye sonu? Abi bunlar piyasayı okumasını bilmiyor ya. Heh şimdi. Diyalog. Diyalog uçacak. Bölüm tasarım uçacak. Yapay zeka biraz düşecek. Heh. Şimdi dünya tasarım grafik. Grafiği de aban abi. Böyle bir şey olamaz. Dünya tasarımı böyle olsun. Biraz daha arttır, tamam. Haydi bakalım. Lan 5200 nakitimiz kaldı, bu ne? Aylık 8000 gidiyor valla. Hemen hemen hızlı bir şekilde oyun üretmeliyiz. Çok yavaş üretiyoruz. Yes! Yeni rekor. Yeni konu, yeni combo. Combo. Hadi bakalım. Arttık arttık, güzel. Kan arttı. Oyunu yayınla tabii ki de. Ne çöp oyunu lan, o kadar para verdim.
Vay be. Doğru tarz ve kombinasyonda ürün ürettik demek. Achievement'ımızı aldık. Henüz yayınlamamış olan Super Garip oyun. Tamam geldi incelemeler hani. İşte bu PC için iyi çalışıyor. Siz daha neler göreceksiniz bizden. Teşekkürler, eyvallah. Saygılar bacım, saygılar. İyi oyun, teşekkürler. Atakan Bey şurayı poz verir misiniz? Lütfen. Şöyle, evet yeni oyun. Yasaya çıktı, güzel bir deneyim tabii ki de. Hemen bir oyun raporu geliştirelim mi? Hemen bir oyun raporu. Superman kayıp çocuk. 6.75. Seç. Hemen oyun raporu oluşturuyoruz. Güzel. Wow! İlk haftadan tam 4400 tane sattı. 4400 tane. Dedikodulara göre Japon şirketi Nintendo kendi ev oyun konsollarını piyasaya sürmeyi planlıyor. Nintendo oldukça başarılı olan oyunları Donkey Kong ile tanınıyor. Donkey Kong. Oo, PlayStation geliyor yavaş yavaş galiba. Öyle bir şeyler duyuyor. Birçok piyasa uzmanı ev oyun konsollarının kullanımının artacağından şüpheli, fakat biz Nintendo'nun yapacağını göreceğiz. Superman kayıp çocuk oyununun başarısı bize 18 hayran kazandırdı. Vay, hayranımız var artık. Güzel. Firmamızın takipçileri var. Oyun hapı. Superman kayıp çocuk için yaptığımız yayın öncesi analiz download'a 3 sonuçlar aldık. Süper kahramanlar ve aksiyon bir harika kombinasyon. Yapay zeka oyun tipi için çok önemli gibi görünüyor. Tamam, bir dahaki sene yapay zeka yükseltiriz. Vay, tamam güzel. Tek eksiği yapay zeka. Tamam güzel. Bunların aslında not almak lazım. Böyle bir not defteri gibi bir şey olsaymış oyunda bir özellik olarak. Superman kayıp çocuk oyunu 10.000 üzerine satarak firma satış rekorunu kırdı. Bu Artek Modern Company. Y'yi koymadım ben sonunda ya. Artek Modern Company için bir dönüm noktası. Mükemmel ya, şu satışlara bak. Hemen bir araştırma. Hemen bir yeni konu. Askeri. Tabii geliştir. Sen onu araştır, dur. Oyun geçmişi. Abi çok iyi ya. Ha 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 ha. Promu getirin. Karımı izleyeceğim buradan. Lanet olsun, çok iyi. Bir sonraki oyunu ne yapmalıyız? Tamam. Yeni oyun geliştir. Önce konu seçelim. Zombiler, okul, hastane, süper kahraman, korsan. Korsan, hastane, süper kahraman, askeri. Bence süper kahramanın bir devamını yapayım. Ne yapayım biliyor musunuz? Batman Gece Savaşçısı. Aksiyon. Platform PC. Şimdi göreceksin bak. Bu sefer daha iyi yapacağım oyunu. Oradan strateji ve taktikleri aldım, yapay zekayı. Güzel bir motor. Hikaye görevler, tamam böyle. Şimdi gönder gitsin. ...15.116 tane sattı. Woohoo! Abi ya çok iyi. Aha Nintendo geldi, yayınladı. Ve... NES, yani daha doğrusu gerçek adı NES, burada test yapmışlar. NES adındaki yeni oyun ve hem konsolu önümüzdeki yılın başlarında piyasaya sürme planlarını duyurdu. Konsol, kaset bazlı oyunlara ve eksik tasarımlı bir oyun koluna yer veriyor. Bu da Atari'nin, yani günümüz bizim oynadığımız geçmişteki Atari'nin temeli arkadaşlar, NES'tir. Hadi bakalım. Tamam. Yapay zeka. Bak bu sefer arttıracaksın. Diyaloğu biraz düşür. Yani diyaloğu biraz düşür. Şeyi arttır yapay zekayı ama. Tamam. Hadi bakalım, bu sefer daha güzel yapacağız bu oyunu. Haydi bakalım. Grafik.
Tamam, böyle güzel. Böyle güzel grafikleri aban. Grafik aksiyonda son model teknoloji olmalıdır. Atakan kimden? Patrick ve Deney Akulu Green Hat Games. Merhaba Atakan, bizler Gamer'in Tycoon'un yaratıcılarız ve sana bu oyunu satın alıp bize destek olduğun için teşekkür ederiz. Rica ederim kardeşim, ne demek, ama çok güzel, ben eğleniyorum. İlk oyunlarıymış, bence başarılısınız dostum. Teşekkürler. Hataları ayıkla. İstediğim kadar olmadı ama. Aha geldi. Aha geldi. Bakalım geliyor mu? Oo geliyor. Daha çıkar mı? Oo yeni rekor. Teknolojiden. Güzel. Oyunu yayınla tabii ki de. Bu oyun güzel, bu oyun da güzel para kazandıracak bize. Niye? 4 mü? 4 ne lan? Ne? 3 ne? Abi. Aa bu ne ya? Ben sen bana neden yapıyorsun ya benim? Ya harika da niye 4 veriyorsun kardeşim benim canım? Aşkım, arkadaşım yani. Vay vay vay, anladık. Anladık, anladık. Allah cezanızı versin ya. Anladık. Anladık. Ah, ama biz paramıza bakarız yani. Biz bir Ubisoft değiliz ama yine de işimize bakacağız. Sözleşme iş. Merhaba. Batman gelir savaşçısı ve sizde potansiyel olduğunu düşünüyorum. Oyunlarını henüz bitirdim. Ben kontrat işindeyim ve biz sizin yeteneklerinizi kullanırız. Eğer nakite sıkışırsanız bunu bana bildirin ve sizin için iş varsa bakıyorum. Jason mı? Dünya tasarımı çok da önemli değilmiş. Anladım. Anladım. Okey. Yani Assassin's Creed'e bağlamayacaksın. Hep aynı oyunları çıkarmayacaksın diyor. Vay, test satışa sunulmuş bu. Ona da bir oyun çıkarabilirim aslında. Kesinlikle. Buldum ne çıkaracağımı. Buldum. Buldum. Önce bir araştırma yapalım. Bu onu araştıra dursun. Bekle. Şu onu bir araştırsın, buldum ne yapacağımı. PlayStation NES'e yok. NES'e mi çıkarsın? NES'e çıkarsam mı ya? NES'e aslında farklı oyunlar da çıkarıyordu. İş sözleşmesi neymiş bu? Bazı oyun karakterlerini tasarlayın. 4 hafta sürüyor. Oha. Tamam, 3 hafta sürüyor. Karakter tasarım bence. Karakter tasarlayalım. Sözleşmeyi kabul et. Vay, kötü kazanıyor ya. Hadi oğlum. Aa, üretemiyor. Hadi lan. Aa, yapamadık. Al işte ya. Ya bir yürü git ya. Boşuna zaman bize kaybettirdiler. Yazıklar olsun. Yine oyun geliştir. Bonu seç. Hastanede 11 okul korsan.
Bir dakika. Simülasyon. Ne olsun bu onun adı? Direkt Surgeon Simulator. Yani Surgeon Simulator. Yapıştır. Çin tabanlı değil. Haydi bakalım. Motor oynanış, hikaye görevler. Ya hikaye görev çakayın aşağıya ya. Hikaye görev diyor bana ya. Simülasyon diyor bana, hikaye görev diyor ya. Ne hikayesi abi? Kabuz olan masumun hastanedeki imtihanını mı yapacağız? Allah Allah. Ne diyaloğu ya? Diyalog diyor bana. Bölüm tasarım. Yapay zekaya gerek yok. Simülasyon oyunda bana diyalog diyor. Hadi gönder. Hadi bakayım, o güzel. Hayır lan, dur, hataları ayıkla. Biraz daha tasarım puanı falan gelsin. Hadi. 7 aklına yeni şeyler geldi, ekliyor böyle. Tamam, bitir Allah'ın cezası. Hadi aylık giderler geliyor bize. Güzel. Yeni konu, yeni combo. Bir seviye yükseldi. Güzel. Oyunu yayınlayacağım tabii ki de. Hadi güzel puanlar ver. Güzel. Ya. Günlerce oynadım. Ha ha ha. Çok iyi. Hemen bir oyun raporu oluştur. Hemen, hemen. Rex Surgeon Simulator için hemen bir oyun raporu oluştur. Hemen, senden bunu bekliyorum. Uf, pazarda 5000 sattı. İnternet tarafından yayınlanan test, ev konsolu muazzam bir başarı ulaştığını kanıtladı. Satış rakamları beklentileri fazlasıyla aştı. Bir müşteri testle beraber gelen oyun konsolu oynadı. Oyunları seviyorum. Klavyeyle oynamakta daha eğlenceli dedi. Ona da bir şey el atmak lazım aslında. Araştırma. Yeni özel oyun motoru abi. Kesinlikle. Artık yapmanın vakti geldi. Özel oyun motorunun vakti geldi. Daha kaliteli, daha güzel grafiklerle daha güzel oyunlar yapacağız. Buna inanıyorum. Şimdi kollarımızı sıvayalım. Haydi bakalım. Johnny. Tamam. Motoru yarat. Oyun motoru ne olsun? Unity oyun motoru falan. Art. Art game. Aynen, art game olsun. Artek ve sanatın şeyi. 2D grafikler tabii ki de. Uf, maliyete bak, 50.000. Doğrusal hikaye. Oyunu kaydetme. Uf, save özelliğini getirdim. Yardır gitsin piyasaya kardeş. Yardır. Kesinlikle yardır gitsin. Yardır. Hadi. Haydi bakalım. Haydi. Gönder gitsin. Oo, Surgeon Simulator da iyi kazandırıyor. Bir şeyler daha yapmak lazım. Böyle olmuyor. Wow, 174 bin dolar bir satış rekoru. 226 hayranımız var firmamızın.
Tamam. Kesinlikle deneyeceğim. Hemen oyunu araştırıyorum. Konu seçeyim. Avcılık okul. Korsan hastane. Bir korsan oyunu. Askeri ya. Aksiyon. Platform. Lisans maliyeti 80 bin. Oha. Bir dakika. Okul. Rol yapma. PC. Oyun motoru Art Game. School Stories. Okul hikayeleri. Yapıştır abi. Bu. Grafik. B2. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Tabii ki de. Tamam, güzel. Yeni araştırma yaparız, o sıkıntı değil. Haydi. Diyalog yüklen. Yapay zeka. Haydi bakalım. Oyundan umutluyuz. Oha. Konsollar havada uçuşuyor. Hatalar bir bitsin de öyle yayınlayacağım. Hadi hazır mısın? Oh geliyor. Oh geliyor. Bitir. Güm, yeni rekor. Oo, seri 2 diyaloglarda uçtuk. Tamam. Oyunu yayınla tabii ki de. Tamam. Hemen bir araştırma. Oyun öğreticileri. Hedef kitle. Araştırmaya başla. Tamam. Güzel. Hoşuma gitti. Sevdik. Adamsınız. Güzel. Teşekkürler. Adamsınız be. Güzel. Buradan bir para kazanıp. İyi. Çok eğlenceli. Hadi. Oha. Master V konsolunu duyurdu. Şirketin iddiasına göre Master V, Nintendo'da muazzam başarıya sahip test konsolundan daha çok teknik özellikleri sahip önümüzdeki aylarda piyasaya sürmeyi planlıyor. Hadi bakalım, göreceğiz. Oh, School Stories de güzel sattı. Vay be. Oh. Oyun raporu bir oluştursun bakalım. Tamam. İçeri gir, evet. Oyun öğreticileri.
ses mi araştırsak? Bir araştıralım ses. Sesi de bir araştıralım. Hadi 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 Atakan, hadi hadi çalış bakayım hadi. Öyle boş durmak da olmuyor. Evet arkadaşlar, böyle duraklamışken bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Oyun çok eğlenceli. Ben eğleniyorum oyunu yaparken. Oyun piyasasında ilerlemeye çalışıyoruz. Güzel yerlere getireceğiz Artek Modern Company'yi. Videoyu beğenmeyi ve kanala abonelik bana destek olmayı sakın ama sakın unutmayın. Benim için çok önemli, serilerin devamının açısından çok da güzel olabilir. Çok da iyi olabilir. Oyun kurban olduğum ya Resulat'tan bir nimettir, lakin öyle değildir. Sen şu şakılı oynarsın, ben bu şakılı oynarım ama videoyu beğenirsin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın ve iyi oyunlar.